Efendim, milyonlarca EYT'linin merakla beklediği düzenleme için gözler salı gününde. Bu konu genel kurulun da öncelikli başlıkları arasında. İşte bu nedenle SGK'da EYT hazırlığı şimdiden başladı. Bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT'de planlama böyleydi. Komisyondan geçen düzenleme 7 Şubat'ta genel kurulda görüşülecekti ama deprem nedeniyle milletvekilleri bölgeye gitti. Genel kurulda 28 Şubat'a kadar kapandı. Şimdi gözler salı gününde. Tüm gündemin önüne alarak haftaya salı günü genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz. 3 haftalık ara sonrası yeniden mesaiye başlayacak olan mecliste görüşmesi planlanan ilk düzenleme EYT. Yaklaşık 2.250.000 kişi için emeklilik başvurusu süreci başlayacak. İşte bu nedenle SGK binalarında da EYT mesaisi başladı. SGK müdürlüklerine gelecek olan EYT'liyi dilekçe yazmadan önce işte bu tablo karşılayacak. Bu tablo kademeli prim gün sayısını gösteriyor. Kişi hangi tarihte işe başladı ve kaç gün primle emekli olabilecek, bu tablodan rahatlıkla öğrenebilecek. Tabloya göre prim günlerini dolduranlar emekli aylığı tahsis başvurusu için dilekçe yazacak. EYT'liler eksik primlerini tamamlamak için askerlik ve doğum borçlanmalarını yaptılar. Sıra artık emeklilik için dilekçe doldurmaya geldi. SGK binalarının önünde o yoğunluğu karşılamak için sıra sıra masalar koyuldu. Bahçede olduğu gibi SGK binalarının içinde de dilekçeler için koridorlara masalar kuruldu. Bankoların sayısı da artırılıyor. Kanun teklifi önümüzdeki hafta meclisten geçtikten sonra SGK il müdürlüklerinde büyük bir kalabalık olacak emeklilik başvurusu için. Ve eğer siz o kalabalığa girmeden emeklilik başvurusu yapmak istiyorsanız bir seçeneğiniz daha var. E-Devlet üzerinden 11 adımda başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Düzenlemenin Mart ayında yürürlüğe girmesi, EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını ise Nisan ya da en geç Mayıs ayında alması planlanıyor.